Merhabalar ben Yüksel. Afterlife'ın ikinci sezon incelemesine hoş geldiniz. Ricky Gervais tarafından yazılıp yönetilen aynı zamanda kendisinin başrol olduğu Afterlife dizisi geride bıraktığımız sene ilk sezonuyla Netflix'te yayınlanmıştı. Bildiğiniz gibi dizimiz iyi bir insan olan Tony'nin karısını kanserden kaybetmesi sonrası yaşadığı depresyonu anlatıyor. Kendisi bunalım içerisindeyken hem durumla mücadele edişini hem de etrafındaki yarı komik yarı trajik olaylara şahit oluşunu izliyoruz. Yaklaşık 30 dakikalık 6 bölümden oluşan dizimizin ilk sezon finalinde Tony'nin ruh halini biraz daha iyiye gider gibi görmüştük fakat ikinci sezon başladığında işlerin pek de öyle olmadığını anladık. Dizinin ilk sezonu normal olarak sadece Tony'yi anlatıyordu ve her yeni bölümde yeni karakterler karşımıza çıkıyordu. İkinci sezonda ise tabii ki yine Tony merkeze alınmış fakat ilk sezondan tanıdığımız diğer karakterlere de ağırlık verilmiş. Bu sezonda Matt, Roxy ve Sandy gibi isimleri daha derinden izleme fırsatı bulduk. Matt'in evlilik problemleri üzerine dallanan olaylar vardı. Kendisi sezonun ikinci ana karakteri gibiydi. Bana sorarsanız dizinin birinci sezon finali bir dizi finali olabilecek seviyedeydi. İkinci sezonun gelmesini çok istemiyordum ama izledikten sonra dizinin kalitesini düşürmediğini söylemek mümkün. Tony yine aynı açık sözlü ağzına geldiğini söyleyen hallerine devam ediyor fakat sanki kendisi bu sezon daha duygusaldı. İkinci sezonda geçen sezona göre daha çok etkilendiğim sahneler mevcuttu. Bir eksi olarak bu sezon terapist ile olan sahneleri hiç beğenmedim. Beni aşırı rahatsız eden diyaloglar vardı. Bilmiyorum aranızda gülenleriniz oldu mu ama bana insanları güldürmeye çalışırken karakteri batırmışlar gibi geldi. Karakterin geçen sezonki kaşık psikolog dozu bence yerindeydi. Artı olarak da Lenny, June ve James üçgenini çok sevdim. Geçen sezondan başlayan ilişki bence gayet eğlenceli işlenmiş. Benim için dizinin en dikkat çekici ekibiydiler. İkinci sezonda Lenny ve June dışında ismini vermeyeceğim diğer ikili ilişkiler de çok hoşuma gitti. Yine geçen sezon olduğu gibi gazete için ilginç olaylar, ilginç vakalar vardı. Sezona güzel tat verdiler. Olayları anlatmadan söyleyeceklerim bu şekilde. Bundan sonra anlatacaklarım birazcık spoiler'a girecek haberiniz olsun. İzleyenlerin bildiği gibi Tony babasını kaybetti. Bu kayıp sonrası gösterdikleri Tony'nin babasının ve karısının dans görüntüleri beni en çok etkileyen sahne oldu. Ayrıca Groundhog Day göndermelerini de çok beğendim. Eğer Groundhog Day filmini izlemediyseniz mutlaka öneririm. Sezonun final bölümü de geçen sezonki gibi mutlu sondu diyebilirim. Şu an resmi olmasa da muhtemelen dizinin 3. sezonunu da izleyeceğiz ama ben artık 3. sezonun hikayeyi zorlamadan bir son sezon olmasını istiyorum. Bakalım neler göreceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kaçırdığım veya paylaşmak istediğiniz şeyler varsa lütfen bunları yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler.